Evet arkadaşlar, kondansörün ne demiştik? DC'de çalışmasını bildiğimizde bu eğrinin neden aşağıya doğru gittiğini anlayabiliriz. Neden? Kondansörümüz DC'de başlangıçta yüksek akım çeker. Daha sonra şarj oldukça ne olur arkadaşlar? Bu akım değeri aşağıya doğru azalır ve sıfır olur. Yani potansiyel gerilimi eşit olduğu zaman ne olacaktır arkadaşlar? Kondansatörümüz akım çekmeyecektir. Aslında bu doğru sıfıra doğru giderken ne oluyor arkadaşlar? Biz anahtarı tekrardan kapayarak yani B konumuna getiriyoruz. Ve böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan aynı şeye dönüyoruz arkadaşlar. Tekrardan aynı konuma dönüyoruz. Başlangıçtaki şu duruma geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Kondansatörün VC gerilimine baktığımızda ise arkadaşlar ne olacaktır burada? Kondansatörümüzün buradaki gerilimi ne demiştik? Burada deşarj olduğu için bakın kondansatörümüzün gerilimi deşarj olduğu için yavaş yavaş azalacaktır. Ta ki ne zamana kadar? Ben anahtarı tekrardan B konumuna getirene kadar. B konumuna getirdiğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? Kondansatörün gerilimi tekrardan ani olarak yükselecektir. Tekrardan ani olarak yükselecektir. Ve anahtarı ben tekrardan kapadığım zaman ne olacak? Burada kondansatör gelimi yavaş yavaş azalacaktır. Neden? Çünkü B durumunda dikkat ederseniz arkadaşlar bütün yükün talep ettiği güç kondansatör tarafından sağlanmak zorundadır. Eğer burada yüksek güçlü bir devre söz konusuysa arkadaşlar yüksek güçlü bir devre tasarlıyorsanız burada arkadaşlar kondansatörünüzün gerilim değeri oldukça nedir arkadaşlar önemli olacaktır. Şimdi devam ettiğimizde ise arkadaşlar burada bakın ne delta VC ve delta IC, delta IL değerleri yine bizim için önemli olacaktır. Bunları denklemleri anlatırken bahsedelim arkadaşlar. Şimdi yükseltici tip DC dönüştürücü devresinde arkadaşlar çıkış gerilimimiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 1 eksi lambda çarpı VG'ye eşittir arkadaşlar. 1 bölü 1 eksi lambdaya eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda ise arkadaşlar çıkış gelimimiz neydi? Lambda 0 ile 1 arasında bir değer alabiliyordu. Yani doluluk oranının oranına göre ne yapacaktır? Değişecektir. Yani 1 bölü 1 eksi lambda dediğimiz zaman örneğin lambdamız 0,5 olsun. Bu ne demektir arkadaşlar? Burası 10 volt ile ise 0,5 katı olarak karşıya çıkacaktır. 0,5 olduğunu düşünelim. 1 bölü 1 eksi 0,5 burası nedir arkadaşlar? 0,5. 1 bölü 0,5 dediğimiz zaman ise arkadaşlar 2. Benim çıkışım arkadaşlar ne olacaktır? Girişin 2 katı olmuş olacaktır. 2 ile giriş değerini yani 10 değerini çarptığımızda çıkış değerimiz 20 volt olarak karşımıza çıkacaktır. IG arkadaşlar, IG değerimiz de yani girişteki akımımız. Bakın yine burada ne arkadaşlar? Çapraz bir şekilde oran orantı yapıyoruz. Bu sefer de giriş akımı nedir arkadaşlar? Çıkış akımının yarısı kadar olacaktır. Örneğin siz burada 10 voltu alıp burada 20 volt yaptığınız zaman sizin çıkışınızda 20 wattlık bir güç var ise yani 20 volt 1 amperdir. Burası ne olacaktır? 10 volt 2 amper olarak enerji vermek isteyecektir ki burada yapalım 0,5 olduğunu düşünelim. 1 eksi 0,5 0,5 1 bölü 0,5 2'dir. Çıkış akımım az önce neydi arkadaşlar? 1 amperdi. 1 çarpı 2 ne oldu? Girişimiz 2 amper olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlarla ilgili zaten sorular çözeceğiz. Burada bu mantığını anlatmak adına, devrenin çalışma mantığını izah etmek adına örnekler vererek ilerleyelim arkadaşlar. IL yani bobinimizin akımı giriş akımına direkt olarak nedir arkadaşlar? Eşit olacaktır. Sonuçta bobin akımı ne oluyor arkadaşlar? İlk kaynaktan çıktıktan sonra direkt olarak bakın burada seri bir devre geliyor. Direkt diyot üzerinden çıkışa yansımış oluyor arkadaşlar.
Yani bobinin akımı da yine giriş akımına tam anlamıyla eşit olacaktır. Şimdi delta IL değerimiz, yani bobinin akımındaki dalgalanma değerine baktığımızda delta IL neye eşitmiş arkadaşlar? Lambda 1 eksi lambda çarpı VC, yani çıkıştaki gerilimimiz bölü FP bölü L. Şimdi delta IL'ye baktığımızda bu bizim niçin önemliydi arkadaşlar? Delta IL neyi etkiliyordu bizim? Delta IL'miz çıkıştaki devremizin çıkışındaki akım dalgalanmasını ne yapacaktır? Yansıyacaktır arkadaşlar. Burada ben anahtarlama frekansını yüksek tutarsam delta IL'nin küçük olduğunu, yine L'yi yüksek tutarsam delta IL'nin küçük olduğunu ne yapabilirim? Görebilirim. Şimdi delta IL küçük olsun diye siz eğer L'yi artırırsanız şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. L'nin artması demek, L'nin artması demek arkadaşlar size boyut ve kayıp olarak yansıyacaktır. Ne demek bu? Eğer siz L'yi, ben bu delta IL değerini a düşük tutayım diye L'yi artırırsanız tamam, çıkışınızda neredeyse dalgalanma olmadan bir şeyle karşılaşacaksınız. Akım değeriyle karşılaşırsınız. Fakat şöyle bir sorunla yaşarsınız. Sizin buradaki bobin değeriniz hacimsel olarak büyüyecektir. L demek ne yaparsınız? Ya iletken kesitini artıracaksınız ya da nüve çekirdeğinizi büyük tasarlamanız gerekmekte. L'yi artırdığınızda delta öyle düşecektir. Fakat hacim olarak ne olacaktır? Fazla bir yer kaplayacaktır. İki kayıp olarak yansır. Nedir bu? Sizin bu L'yi arttırmanız demek neyle olacaktır? İşte buradaki L değeriniz büyüdüğü için, yani bobininiz büyüdüğü için üzerine düşen kayıplar, akım ve gerilim düşümleri yüksek olacağından devrenizin kaybı yine yüksek olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi delta IL max'ın neden önemli olduğunu düşürücü dönüştürücüde bahsetmiştik. Delta IL küçük maksimum değeri bizim bobini tasarlarken iletken kesitinin hesabında neydi? Önemli bir etkendi. V çıkışımızdaki gerilim bölü 4 çarpı FP çarpı L, yine frekansa, yani benim anahtarlama frekansıma ve L değerime bağlı olarak ne yapıyormuş arkadaşlar? Değişiyormuş. Yine delta IL max bizim bobinimizin iletken kesitinde önemli olacaktır. Eğer siz bunu delta IL max'ı düşünmeden tasarlarsanız, örneğin sizin normalde continuous dediğimiz akım değeriniz, sürekli akım değeriniz 10 amper. Fakat anahtarlama frekansınız örneğin 10 kHz olduğunu düşünelim. Sizin anahtarınız sürekli olarak ne olacaktır? Saniyede 10.000 kere 15 amper seviyesine sürekli olarak ne yapacak? Maruz kalacaktır arkadaşlar. Bu yüzden dolayı sizin delta IL'ye maksınız önemlidir. Delta VC ise arkadaşlar bu devrenizin işte çıkışındaki dalgalanmayı, ripple dediğimiz dalgalanmayı ne yapıyor? Etkiliyor aslında direkt olarak. Delta VC arkadaşlar lambda çarpı IC, yani anahtarlamanın doluluk oranı çarpı çıkıştaki akım değerim. İşte bu neye belirliyor? Benim yükümün gücünü belirliyor. Eğer fazla bir akım çekiyorsa arkadaşlar, ha, demek ki bu IC büyük olursa delta VC'de ne olacak? Büyük olacak arkadaşlar. Ben bu IC büyük olduğu zaman delta VC'yi sabit veya küçük tutmam için ne yapmam lazım? Buradaki C'yi de ne yapmam lazım? Artırmam gerekir arkadaşlar. Yine C büyüdüğü zaman ne olacak arkadaşlar? Delta VC küçük olacaktır. Buradaki FP de bizim yine neyi verecek arkadaşlar size? Anahtarlama frekansına bağlı olarak delta VC'nin değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, daha önce de söylediğim gibi eğer devre çıkışınızın
gerilimi hassas bir uygulama yapıyorsanız önemli ise delta VC'nin işte %1 oranında hatta %0,1 oranında bir değerlerde olması lazım. Oldukça düşük olması gerekmektedir arkadaşlar. Evet, DC yükseltici tip dönüştürücüyü de bu şekilde anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi hem düşürücü hem de yükseltici tipte çalışan DC dönüştürücüyü anlatalım. Bakın burada az önce ne vardı? Bobin vardı, anahtar vardı, diyot vardı. Şimdi DC yükseltici ve düşürücü tip DC dönüştürücü de arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ona bakalım. Şimdi ilk öncelikle kaynağa yakın tarafa ne bağlıyoruz? Diğerlerinden farklı olarak anahtar bağlıyoruz. Daha sonra burada bobin, orta grupta bobin oluyor ve burada dikkat ederseniz bakın diyot ters yönde. Burası önemli. Diyot ters yönde. Düşürücü ve yükseltici tip DC dönüştürücüde arkadaşlar çıkış gerilimimiz kaynak geriliminin kutbundan farklıdır. Terstir yani. Örneğin bakın burada VG'nin artı kutbu yukarıdayken bu devremizin çıkışının artısı alt tarafta olacaktır. Üst tarafı eksi olacaktır. Evet. Yani girişi tersleyerek ne yapmış oluruz aslında? Çıkışa yansıtmış oluyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ayrıntılı olarak inceleyelim birlikte arkadaşlar. Şimdi devremizi ne demiştik? İki farklı konumda çalıştırabiliriz. Anahtar kapalı ve anahtar açık iken ne yapabiliriz? Bunu bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar nasıl bu diş düşürücü ve yükseltici modda çalışıyor? Onu da bahsedeceğim. Şimdi burada kaynağımızın artımız, eksimiz, transistörümüz ve bobinimiz. Bakın dikkat ederseniz burası az önceki neye benziyor? DC yükselticinin tam o kapalı ağındaki devresine benziyor. Fakat burada elemanlar yön değiştirdiği için ne olacak arkadaşlar? Anahtarımız açıldığı zaman farklı bir pozisyona gelecek. Şimdi burada anahtarımız kapalı olduğu anda ne olacaktır arkadaşlar? Artı kutbumuz gelecek. Buradan burası artı ile ne olacak? Şarj olacak arkadaşlar. Ve burası artı olduğu için buradaki diyot ne olacaktır arkadaşlar? Kesimde olacaktır. Şimdi artımız geldi. Bobinin üst ucuna artımızı ne yaptık? Bağladık. Daha sonra bobinin alt kısmı ne olur arkadaşlar? Eksi kutbumuz olur. Bobinin alt tarafı eksi kutbumuz olur arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burası artı oldu, burası eksi oldu. Anahtarı açtığımız anda, bakın anahtarı açtığımız anda arkadaşlar artı eksi geldi. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Artı eksiyi şekilde bu anahtar açık olduğu için buradan herhangi bir enerji akışı nedir? Söz konusu değildir arkadaşlar. Artı eksi geldiği için burada anahtar açık olduğu için herhangi bir enerji akışı söz konusu değildir. Peki burada ne oluyor? Bobinimizi az önce ne olmuştu arkadaşlar? Enerjilendirmiştik. Yani burası enerjilendirdik. Ne oldu? Üst taraf artı, alt taraf eksi ile şarj oldu. Bobin deşarj olmak isterken yani zıt EMK'sını deşarj etmek isterken ne olacaktır arkadaşlar? Üst kol eksi olacaktır. Alt kolda ne olacaktır? Artı olacaktır. Üst kolumuz eksi olduğu durumda, bakın eksi olduğu durumda ne olacaktır? Eksi gelip buradaki diyotumuza ne yapacaktır? İletime geçirecektir ve üst devremizin üst kolu ne oldu arkadaşlar? Eksi oldu. Aynı zamanda bakın diyotta biriken enerjiyle buradaki neyimiz kondansatörümüz eksiyle şarj oldu ve yükümüzü besledik. Artı da buradan devresini tamamladı arkadaşlar. Bakın burada kim tek başına kaldı? Bütün devrenin enerjisinin beslenmesini sadece ve sadece ne sağlıyor arkadaşlar?
bobin sağlıyor. Tekrardan B durumuna geldiğimiz zaman burada bobin şarj olma esnasında az önce enerjisini vermiş olduğu kondansatör geri kalan üstünde birikmiş olduğu enerjiyle yükün şarj olmasını ne yapmaktadır arkadaşlar? Sağlamaktadır. Evet, bu şekilde de ne yapmış olduk arkadaşlar? Devremizin çalışmasını görmüş olduk. Şimdi bu B, C konumu, yani anahtarın açık olduğu konum önemli. Ne yaptı? Zıt EMK ile yukarısı eksi, aşağısı artı olacak şekilde deşarj olmak istiyor. Üst taraf eksiyle geçti ve daha sonra ne oldu? Eksiyle şarj oldu. Eksiyle yükümüzü besledik ve bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Devresini tamamlamış oldu. Şimdi devremizin giriş ve çıkış sinyallerine bakacak olur isek arkadaşlar, VGE dediğimiz, yani buradaki transistörümüzün gate emitter anahtarı. Yine aynı şekilde arkadaşlar, bir önceki anlatmış olduğumuz yükseltici ve düşürücü dönüştürücülerde olduğu gibi arkadaşlar, şu kısım, bakın şu kısım nedir? Bizim devremizin B durumundaki neyidir arkadaşlar? B durumundaki konumlarını anlatmaktadır. Ve yani T, D kısmı. Burası da arkadaşlar T, B kısmı. Yani devrenin, anahtarın açık olduğu durum. Yani C konumunu anlatmaktadır arkadaşlar. Şimdi VGE, gate ile emitter arasında ne yapıyoruz? Burada bir tetikleme sinyali uyguluyoruz. Ve tetikleme sinyali uyguladığımızda transistörün üzerinde düşen gerilim ne olacaktır arkadaşlar? 0 volt olacaktır. Neden? Transistör iletimde olduğu için kapalı bir anahtarın üzerinde düşen gerilim nedir arkadaşlar? 0 volttur. Herhangi bir enerji akışı söz konusu mu? Hayır, değildir. Peki diyotun uçlarına bir voltmetre bağlar isek, yani şuraya artı, şuraya eksi olacak şekilde bir voltmetre bağladığımızı düşünelim. Bakın artı kutbu gelecektir. No, nereden arkadaşlar? Buradaki anahtar üzerinden artı gelecek. Burada ne öleceğiz? Artı bir gelim, eksi de gelecek. Yük üzerinden şu şekilde devresini tamamlayacak. Ben neyi ölçeceğim yalnız? Girişle bakın. Dikkat ederseniz burası artı, burası eksi. Devrenin neresi? Burası artı, burası eksi. İkisi ne oldu arkadaşlar? Seri bağlanmış oldu. Seri bağlı olduğu için ben burada arkadaşlar şu şekilde anahtar kapalı iken VG artı VC olarak ne ölçeceğim arkadaşlar? Çıkış gerilimi ölçeceğim. DC düşürücü ve yükseltici devrede. İşte anahtarın, bakın diyot burada ters konumda kapalı. İşte burada arkadaşlar diyotun ters kırılma geriliminin dayanma bölgesi buna göre hesaplanması gerekmektedir. Siz buraya 400 volt dediniz. Çıkış örneğini 300 volt dediniz. Gidip buraya 500 voltluk bir diyot bağlarsanız ne olacaktır? O diyotunuz bozulacaktır. Neden? Ters dayanma gerilimi sınırının altında bir diyot bağladınız. Bunu engellemek için ne yapmanız gerekmekte arkadaşlar? 400 artı 300, 700 voltun üzerinde bir diyot bağlamanız gerekmektedir ki ancak ne yapabilirsiniz? Bu diyotu yakmadan çalıştırabilirsiniz. Yoksa bakın şu şekilde anahtarın kapalı olduğu durumdaki arkadaşlar, sizin neyi, buradaki diyotun neyi önemlidir arkadaşlar? Pozisyonu, yani konumu önemlidir. Bunlar önemli arkadaşlar. Devre tasarımı yaparken bunların her birinin ayrıntılı olarak işte üzerinde harcamış olduğu güç, gerilim, akım hepsi düşünülerek hesaplanması gerekir. Hesaplanır arkadaşlar. Ve daha sonra bakalım arkadaşlar şekilde burası ne demiştik? VGE. Gate ile emitter arasındaki neydi? Tetikleme sinyalimiz. B konumu için, C konumu için ne verdik? 0 verdik. Transistörümüzün arkadaşlar anahtarında normalde bakın kapalıyken ne ölçerim? 0 volt. Ama ben kaynağı açtığım zaman, ya anahtarımı açtığım zaman ne ölçmek isterim arkadaşlar? Ne ölçeceğim daha doğrusu? Bakın burada ben voltmetre bağlasam kaynağın artısı eksisi, direncin artısı eksisi gelecek. Yani VG artı VC kadar birini ölçmüş oluyorum transistörünün üzerinde.
yine bir gerilim ölçmüş oluyorum. Yine transistörün seçiminde de ters kırılma gerilim bölgesini buna göre seçmeniz gerekmektedir. Yüksek gerilimlerde çalışıyorsanız bu girişle çıkışın toplamı kadar dayanacak ne bağlamanız lazım? Transistör bağlamanız gerekmektedir arkadaşlar. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim.